Sosyal medya tarihinin gelmiş geçmiş açık ara en iyi serisi. Çok mu egolu oldu? Olabilir. Ama bir daha uğraşmak istemiyorum giriş için. O yüzden başlıyoruz. Başlayalım. Bunu neden yaptın? Şöyle bir şey. İnternet bir simülasyon ve bu simülasyonun çukuruna iniyoruz. Matrix misali. İçinden geçiyoruz ve en garip videoları topluyoruz. Sonra diyoruz ki bunu neden yaptın? Herkes hazırsa o zaman ilk videoyla başlayalım. Ama bu festivallere ergenlik döneminde hiç gitmediğim için kendimi şanslı hissediyorum. O zaman bayağı ucubeydim. Yani böyle ne bileyim, şimdiki ergenler biraz farklı. Adam arkada şınav çekiyor, öndeki dans ediyor, insanların suratlarında boyalar var. 9. saniyede önden geçen kız bok görmüş gibi bakıyor. Yerleri bok götürüyor, sigara paketleri, bir şeyler. Gerçekten çok kaotik bu ortam. Belgeselcilere önerim şu, gidip böyle ortamlarda belgesel çeksinler. Bence çok izlenir. Ya ilk ben satın alırım, öyle söyleyeyim. Neyse, diğer videodan devam edelim. Bu erkek, küsen erkek, engelleyen erkeklerden uzak durun. Erkeğin küsmesi ne demek ya? Erkeğin küsmesi dişi olduğunu gösterir. Evet, yani dişi özellikleri fazla. Çünkü kırgınlık, kırılmak, nazlı olmak kadına yakışan, dişiye yakışan özelliklerdir. Eril erkek kızar, sinirlenir ama küsmez. Küsmezsen ağlar, kızar, tepinsin. Ya bu kadına o kadar uyuz oluyorum ki. Siz erkeğin nasıl kafanıza kodladınız bilmiyorum ama dünyada %100 feminen ya da %100 maskülen diye bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Ve yıllardır muhabbeti dönen erkekler ağlamaz, erkekler güçlüdür, taşı sıkar suyunu çıkarır falan. Bu barzo muhabbetlere yine geri döndük arkadaşlar. Bu sokuk sabah kuşağı programları sayesinde. Bu programları zaten işte sabahları evinde oturan 30 ila 50 yaş arası hanımlar dinliyor. Ondan sonra erkeğe istediği her şeyi yapabileceğini sanıyorlar çünkü erkek küsemez kardeşim. Erkek üzülemez. Bir şey olmaz ona. Taştan yapılmayız biz. Bir de böyle aşağılar gibi erkeğin küsmesi nedir ya falan diyor ya. Erkek de küser, erkek de ağlar, erkek de naz yapar. Niye yapmasın? İnsanız biz. İkili ilişkiler tabii ki olabilir. Ama mesele zaten izleyen kişiye oynamak. Bunu izleyen kişinin ortalaması belli. İzleyen kişi yani 30-40 yaş arası ev hanımı kocasına kötü bir şey yaptığında ve kocası naz yaptığında, konuşmadığında ya da küstüğünde bunu izleyip diyor ki ha hata bende değilmiş. Erkekler zaten küsemez ki. Yok, böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Erkekler de gayet insan. Küser de, ağlar da, zırlar da, istediği her şeyi de yapar. O yüzden bu barzo düşünceleri bir kenara bırakın. Psikolog olmuşsunuz ama hala popülizm derdindesiniz. Psikolojiden haberiniz yok. Burada ufak bir parantez açıp sizlere videomuzun sponsoru Sorbil'den bahsetmek istiyorum. Kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olacak, sizden daha öncesinde de çok güzel geri dönüşler aldığımız Sorbil uygulaması, içerisinde pek çok kategoriden farklı eğitmenlerle kendinizi geliştirebileceğiniz eğitimlerin yer aldığı bir uygulama. Fiyatlar ise çok makul. Sorbil Premium ile tüm eğitimlere ve yeni eklenenlere aylık 39.90, yıllık 240 liraya sınırsız erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama durum bitmedi. Size özel vereceğim Enes koduyla alacağınız %20 indirime ek, Sorbil'in mevcut %20'lik indiriminden de faydalandığınızda yıllık Sorbil üyeliği yalnızca 154 liraya geliyor. Bu fırsatı da kaçırmayın derim. Tamamlanan her eğitim için ek ücret olmadan uluslararası alanda kabul gören bağımsız İngiliz eğitim akreditasyon kurumu olan CPD onaylı uluslararası standartlarda hazırlanmış sertifika alabilirsiniz. Sertifika İngilizcedir ve CV'nizi güçlendirebilir. Kendinizi geliştirmek ve çok ucuza yüzlerce eğitime ulaşmak için Sorbil'in tüm bilgileri açıklamalar kısmında. Hijyen kalitesi gerçekten Hindistan'la kapışır. Adamın parmak atıp yalamadığı hiçbir yer kalmadı. Bu videolara gerçekten çok uyuz olduğumu söyleyerek başlayayım. Bilmiyorum şu videoları izleyip gerçekten ıslanan bir kadın var mı? Varsa da doktor arkadaşlarım var, yönlendirebilirim. Yani nimetle şaka olmaz, nimetle oynanmaz sözlerini kağıttan uçak yapıp camdan attı pezevenk. Nimet affedersiniz, bir ondan yapmadığı kaldı yani. Bence çok iğrenç. Ben yemek videolarını çok seviyorum. Shorts'ta falan görünce izliyorum. Ve sadece yemek yapana like atıyorum. Yani en ufak böyle kendini öne çıkarmak için bir hareket yapan insan gördüğümde direkt sinir oluyorum. Ben yemek izlemek istiyorum ya. Senin parmaklamanı ya da yalamanı değil. Ama yemek sektörünün gittiği
ettiği hali düşününce arkadaşlar, yarın bir gün bu tarz restoranlar açılabilir ve bu gerçekten facia. Ah, şu an bir fikir vermiş olabilirim. Çünkü bunun bir benzeri var arkadaşlar Avrupa'da falan. Neydi ismi? Evet, Hatters. Böyle güzel alımlı hanımefendiler geliyor siparişe falan. Ya yani bunun bir benzerini, bu sefer erkek versiyonu, kaldıramam. Bu bünye kaldırmaz onu. Evet, şu an fotoğraf çekilmek için şunu sökmeye çalışıyoruz. An söktüm. Ay. Kanka bilir misin? Çek. Sen çek. Çek. Sıkı tut kırar mısın? Aynayı alıp götürelim de Zeynep. Tut. Ya vallahi çıkardım. Aha çıkardım. ...15 ve 18 yaş arası kızlara ilgi polikliniği açılması için imza kampanyası başlatmak istiyorum. Katılan herkese teşekkür ederim. Çünkü böyle videolar daha az karşımıza çıkabilir. Şimdi oranın da bir temizlikçisi var, emekçisi var. Ve oranın üzerindeki yapışkanları temizlemek zorunda. Çünkü fotoğraf çekilmek istediniz. Başka ayna yokmuş gibi. Tabii mesele ayna değil arkadaşlar. Artık insanlar like alabilmek için TikTok'ta, bırakın aynanın üzerindeki o yazıyı sökmeyi, aynayı komple dürüp büküp bir yerlerine de... Neyse. O yüzden köylü deyince artık sanki sadece köyde yaşayanları kastettiğimizi düşünmeyin. Köylülük sadece o anlamda değil. Mesela bunlar da köylü. Eskiden vandallığın böyle biraz daha punk bir havası vardı. Daha aykırıydı falan. Ya o vandalizmin yeni temsilcileri bunlar mı? Valla tanımlar bile boku yemiş arkadaşlar. Ben size diyeyim. Diğer videoyla devam. Selamlar. 25 aylık oğlum Aslan bugün ilk kez zorbalığa uğradı. Sabahını okula bırakıyordum. Yağmur yağdığı için salyangozları görmek istedim ama salyangozların hepsi evlerine gitmişti. Bir de ayrılmakta hala çok başarılı olamadığımız için biraz ağladı. Sonra yanımızdaki 3-3,5 yaşındaki çocuk aslan bebek diye tezahürat tutturmaya başladı ve ben gerçekten neye uğradığımı şaşırdım. Tek tesellim aslan bunu anlamadı. Sonrasında üzüntümü öğretmeniyle paylaşınca çocuğun aslandan özür dilediğini söyledi ama burada konu çocuğun davranışı değil. Rica ediyorum sizlerden çocuklarınıza sen bebek misin, bebekler ağlar demeyin. Bunu zamanında çok çekez ağlama denildiği için şu an ağlayamayan bir yetişkin ve bir anne olarak sizden rica ediyorum. Çocuklarınıza bunu yapmayın. Ağlamak çok güzel bir şey ve şu an keşke ağlayabilsem dediğim noktadayım. Ablanın abartma seviyesi nasıl bir noktada bilmiyorum ama ben aslanı böyle baya 7-8 yaşında bir çocuk sanıyordum anladığım kadarıyla. Yani aslan bebek tezahüratını anlamadığına göre baya ufak bir çocuk ve hayatının ilk zorbalığına uğradığına göre de büyük ihtimalle 1-2 yaşında falan olması lazım. Şimdi abla bilmiyorum sen nerede büyüdün, Türkiye'nin hangi şartlarında yaşıyorsun ama dünya böyle ve o çocuk daha ne zorbalıklar görecek biliyor musun? Yani o kadar yanlış ki arkadaşlar çocuğunu dışarıya karşı savunmasız yetiştirmek. Ya ben şöyle düşünüyorum, tabii ki bir pedagoji uzmanı falan hiçbir şey değilim. Çocuklar hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama çocuk oldum en azından. Ben de bir insanım. Şöyle düşünüyorum ya, çocuğunuzu dışarıya karşı bu kadar fazla savunmasız bırakmak çok kötü bir şey. Çocuğunuzu yapacağınız bir kötülük. Mesela benim tanıdığım birileri vardı. Çocuklarını gerçekten el bebek, gül bebek yetiştirmeye çalışıyorlardı. Böyle küfür edince aman küfür etme falan. Çocuklar da öyle ufak değil yani. 12-13 yaşında falandı. Yanlarında ben lan bile desem onlar için problemdi. Şimdi böyle yetiştirilmesi bir çocuğun çok kötü. Çünkü o çocuk dış dünyayla tanışacak. Sürekli senin yanında olmayacak. Başka yerlere gidecek, insanlar tanıyacak ya da kendini hem psikolojik hem fiziksel olarak savunması gereken zamanlar olacak. Ve çocuğunu el bebek, gül bebek yetiştirebilirsin ama sokaklar öyle değil. Ve o çocuk sokakları da görmek zorunda. Sen o çocuğu o kadar koruyup kollarsan, en ufak aşağılanmasında ağlarsan, böyle triplere falan girersen o çocuk daha neler yaşayacak hiç yaşayamazsın bile. Çocuğun da psikolojisini etkilersin böylece. O yüzden bence bu kadar bu konular abartılmamalı. Ve çocuk tabii ki psikolojisini etkileyecek ağır böyle dalga geçmeler, travmalar yaşamasın. O ayrı bir mesele. Biraz daha serbest yetiştirilmeli. Bunlar normal karşılanmalı. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkürler. Aşırı heyecanlandığım bir komi videosu. Çantam bu. Ve bütün giyeceğim şeyler içinde. Ve şu an dünyada kimse de olmayan, tek bende olan o ayakkabı. Tek bende var dedim çünkü sipariş üzerine yapılan bir ayakkabı. Böyle hiç yapıştırıcı kullanılmadan yapılmış bir şaheser. Bakalım nasıl bir kombin yapacağız. Şimdi üstüme böyle bir gömlek giyeceğim. Ve altıma böyle bir etek. Çok iyi. Böyle çorap falan giymeyi düşündüm. Bakacağız nasıl olacak. İlk olarak gömleğimi giyeceğim. Wow. Eteği giyiyorum. Eteğe aşık oldum. Bunu böyle kullanacağım. Şimdi birazcık aksesuar. Şimdi böyle bir ipimiz var. Bunu böyle boynuma takacağım.
Müthiş. Şimdi ayağımın bir tanesine bunu giyeceğim. İki taraf nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız ona. Şu an tek taraflı böyle duruyor. Bir deneyelim böyle. Ve o an geldi. İnanılmaz. Çok iyi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Ben mi modadan bir s**kim anlamıyorum yoksa gerçekten kötü kombinler mi bilmiyorum ama abla bir şeyin dünyada sadece sende olması, o şeyin çok özel olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi olduğu anlamına gelmiyor. O kadar kötü olmuş ki kombinin, onlarla nasıl yürüyeceksin onu geçtim. Bir de üzerine bunlara bayılman bana baygınlık geçirtti. Ayrıca bacak uzunluğun lütfen alınma ama bana Sirkler'deki uzun bacaklı o abileri hatırlattı. Çocukluğuma döndüm resmen. Bir çorabının olup diğer çorabının olmaması sinir krizi geçirtti. Hayatımda zaten her şey doğru gitmiyor. Bir de bunu görünce iyice moralim bozuldu. Senin çorapların benim hayat kalitemi niye etkiliyor arkadaş? Bir de düşünüyorum İstanbul sokaklarında böyle birisi görsem ki yani open mind bir adamımdır. Acaba ne düşünürüm? Ayrıca girişteki tişörtü de çamura düşmüş sandım. Niye her tarafı lekeli? Bu arada desen değil gerçekten leke olabilir çünkü bunlar marjinal olmak için her şeyi yaparlar. Ayrıca tetanoz olmanın daha kolay yolları var. Acaba aşağı hediye ediyorlar mı ayakkabı alınca? Gerçekten enteresan. Ya belki de ben modadan bir anlamıyorumdur. Yani bu da bir ihtimal. Yargılamıyorum, eleştiriyorum. Bu kadar. İlk olarak telefona bakmadan gökyüzüne bakıyorum. Bir güzel esniyorum. Su bile içmeden uykuda ağızda oluşan toksinler için dilimi temizliyorum. Üzerine Hindistan cevizi yağı ile ağzımı çalkalıyorum. Dikkat edin yutmayın. Sonra tekrar dilinizi sıyırıp dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Ardından suyuma 3-4 fıs mayonez sıkıyorum. Solemi hazırlıyorum. Faydaları saymakla bitmez. Üzerine aç karnına aldığım C vitamini, çinko ve magnezyum takviyelerimi içiyorum. Triflow ile nefes çalışıyorum. Ne stres kalır ne bir hastalık. Biliyorsunuz toksinlerin atılması için lenf sisteminin iyi çalışması lazım. Beşer tekrar aşağıdan yukarı kuru fırçalama yapıyorum. Karın bölgesi saat yönünde. Günlük iş planıma uyuyorsam muhakkak sahilde tempolu yürüyorum. Birkaç egzersiz yapıp ardından salonda çalışıyorum. Spora gittiysem ardından maydanoz ve bitkisel protein karışımları ile smoothie yapıyorum. Gitmediysem sabah aç karnını içiyorum. Temiz bir öğün sonrası tok aldığım takviyelerimden olan omega 3 ve D vitaminimi içiyorum. Baba siz hayatı nasıl bu kadar sevebiliyorsunuz ya? Bu hayatı sevmek de değil. Bu hayatı önemsemek abi. Çünkü Türkiye'nin %70'i falan kola artı sigarayla kahvaltı yaparak çıkıyor. Yüzüne bir de su tutuyor. Su tutmayan bir tayfa da var. Bir de öteki tarafa baktığınız zaman böyle insanlar var. Ya adam sabah kalkıyor, dilindeki toksinleri temizliyor, nefes egzersizi yapıyor. Daha sonrasında bacaklarındaki toksinlerin de temizlenmesi için ve lap sisteminin çalışması için oraları ovuyor. Bu arada lap sistemi dedim. Belki de yanlış dedim çünkü ben bu videoyu izleyene kadar böyle bir sistem olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bazen soruyorum. Tamam şu an çok gençsin Enes. Sağlığın yerinde falan. McDonald's'lar, sporsuz hayatlar, işte tatlı yiyoruz, şekerli gıdalar, fast food'lar. Sabah kalkıyoruz, kahvaltı yapmıyorum bazen 3-5 saat. Gerçekten kötü. Ne zaman hayatı bu kadar seveceğim? Ne zaman uğraşacağım böyle kendim için? Gerçekten bilmiyorum. Yani bu kadar hızlı bir dünyada nasıl bunları yapabiliyorsunuz? Ya da biz de yapabiliriz de yapmıyor muyuz? Ya da siz mi gösteriş yapıyorsunuz aslında böyle yaşamıyorsunuz? Bunları sorgulamak lazım. Bugünkü bu neden yaptım bu kadardı. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşürüz hocam. Hoşça kalın.